Herkese merhaba. Bugün uyanır uyanmaz kamerayı açtım çünkü birkaç günlük bir video çekmek istiyorum ama yani gördüğünüz üzere sesim falan gitmiş durumda. Çok kendimi aşırı hasta hissediyorum ve ne olduğunu bilmiyorum. Ve benim bir sorunum var arkadaşlar. Ben yaklaşık 1,5 senedir falan ilaç kullanmadan uyuyamıyorum. O yüzden ilaçsız uyumayı denedim dün ve uyuyamadım. Saat 6'da uyudum. Sabah 6'da uyudum ve onun verdiği bir yorgunluk da var. Kendimi ciddi anlamda çok hasta hissediyorum yani. Bu şekilde birkaç günlük bir vlog çekeceğim. İnşallah çekebilirim. Böyle hızlıca toparladım. Daha sonra çektireceğim. Şimdi çektiremem. Biraz da içeri toparlayayım. Önce markete gittim. Sonra eve gelip hemen duş aldım. Sesim biraz daha iyi ama şuram çok acıyor arkadaşlar. Yani anlatamam size. Bir şeyler aldım. Makarna falan alayım dedim ya. Sonra dedim böyle hastayım. Böyle hasta yemeği istiyorum falan. O yüzden biraz alışveriş yaptım. Onları göstereceğim. Şunu aldım. Bunun adı cuk arkadaşlar. Bu bildiğiniz risotto'yu biliyorsunuz değil mi? Daha lapa böyle. Bildiğin lapa diyebiliriz yani. Buna pirinç lapası. Öyle diyebiliriz ama içinde tane tane pirinçler var. Bundan aldım. Bu tam böyle bir hasta yemeği. Gerçekten hasta yemeği yani. Ay aman. Ekranda çok kötü duruyorum arkadaşlar. Valla kusura bakmayın. Ya böyle özensiz çıkmayı sevmiyorum ama. Sonra bir tane mantar çorbası aldım. Ben hazır çorba delisi bir insanım gerçekten. Evet normal çorbayı da çok severim ama böyle nasıl diyeyim evi temizlemişimdir. Aşırı yorgunumdur. Hemen şöyle bir hazır çorba yapayım. Üstüne güzel biberli yağ yakayım. İçeyim. Kafasında bir insanım. Çok severim hazır çorbayı. En sevdiğim hazır çorbalardan biri de mantar ve işkembe çorbası. Bu arada siz hazır çorba seviyor musunuz? Seviyorsanız hangisini seviyorsanız bana aşağıya yazın. Sonra bir tane şöyle bir şey aldım. Uyuyamadığım zaman niye bilmiyorum söylemiştim size uyku sorunum var diye. İlaç almadığımda uyuyamadığımda bacağıma bir ağrı giriyor. Böyle huzursuz bacak sendromu gibi bir şey çekiyorum. O zamanlar çok kullanıyorum. Bir de spordan sonra çok ağrım oluyor. O zamanlar çok kullanıyorum. Sonra bir de şöyle bir şey aldım. Banyoya. Güzel kokuyormuş. Şöyle basıyorsunuz üstüne kokuyor falan. Limon kokusunu çok severim bu arada ben. Limon aromasını. Yani limonun her şeyini çok severim. Böyle banyoya aldım bunu da. Koymak için şöyle bir şey aldım. Vitaminlerim böyle hazır olursa, gözümün önünde olursa daha hani rahat içiyorum. Yani unutmuyorum en azından. Diğer türlü böyle bir üşengeçlik var bende. İşte kapağı aç, iç falan. Aslında yani çok zor bir şey değil ama yani o bilmiyorum yani vitamin konusunda çok tembelim. Başka konularda olması bile vitamin konusunda aşırı tembelim. Sonracıma şöyle bir şey aldım. Böyle üstünde bunun numaralar var. Ben resim yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Sulu boya falan yapmayı çok seviyorum. Normal böyle numaralı olmasa da kendim de çizip yapıyorum arada. Ama bunu böyle numaralı görünce alayım dedim. Bir de arkasındaki boyaların rengi çok hoşuma gitti. Aslında bu boyalar için aldım. Sonra bir tane post-it aldım. Post-it diyorduk değil mi bunlara? Ben bunu gerçekten çok seviyorum.
Çok korkunç bir şey oldu. Diyor ki, şşş, bakayım. Kahveyi değiştirmek zorunda kaldım. Bana da böyle. Herkese merhaba. Şu anda hazırlanıyorum çünkü o kadar çok canım sıkılıyor ki son zamanlarda böyle çok üstüme üstüme gelmeye başladı. Niye bilmiyorum. Ev falan. Kore. Kore özellikle son zamanlarda çok üstüme üstüme geliyor. Çok fazla çay içiyorum. Çok çay içtiğim için dişlerim hafiften sararmaya başladı. Doğal yollarla nasıl açarım hiçbir fikrim yok. Bugün siyah. Gri mi taksam? Gri takalım. Bugün gri maske takacağım. Çok kararsızım. Çok çok fazla kararsızım. Okay. Hazırım ve gidiyoruz. Hava çok soğuk. Ama hiç abarttığı kadar yokmuş yani. Işık mutluyum şu anda. Nasıl tatlılar, şuna bakın. Cute. Aniyon, aka ko pomi gatta segi. Ani bu kayı bakma. Ay, sesi bu. Neredeyiz biz? Bakın şuradayız. Burada böyle bir şey yapmışlar. Herkes fotoğrafını çekiyor. Şimdi gelmeyeceğim. Bayağı eğlenceli yalnız.
sanırım burada insanlar böyle dileklerini yazıyor. Bu şekilde. Bayağı fazla. Evet, bir Koreli'nin Korecesine bakın. Ne kadar güzel yazıları var yalnız. Finish paper. Ne yok bizim? Kendin mi? Gerçekten çok güzel Koreceleri var. Yani yazıları çok güzel. Burada yazıyorsunuz ama artık kağıt kalmamış, bitmiş. Bunun ne aromalı olduğunu bilmiyorum ama çok güzel bir şey. Karnuk da şeyle aldı. Yeşil çayla aldı. Şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel. Gerçekten güzel. Şimdi şurada bir şey var. İnsanlar sallanıyor. Oraya gidiyorum. Yavul! Moseyo. Taşeba. Aa, havaya bir şey katıyorlar. Yeah.